etin satılmayacağını biliyoruz. Mesela bugün çok tehlikeli bir şey var. Batıl bir kurban satışı gerçekleşiyor. Ülkemizde bu var. Diğer ülkeleri bilmiyorum. Nedir o? Kardeşlerimiz soruyor. Kasaptan kiloyla, mesela adam 20 kilo olarak sana bir hisseyi satıyorum diyor. Direkt hayvanın etini, lan hayvan yok ortada, daha kesilmemiş, ortada bir şey yok. Sen ortada olmayan malı satıyorsun. Bunu nasıl ayarlayacaksın? Hadi 20-20-20, 7 hisse yaptın. O kestiğin hayvandan da herkese 20 kilo çıkmadı. Çıkmadı da ola ki işkembe biraz fazla çıktı. Kafa daha ağır geldi. Veya fazla geldi. Hadi fazlasını gene bir şekilde fazladan verirse, eksik geldin mi ne yapacaksın? Fazla da gelse batıl ticaret olur. Ama eksik geldin mi ne yapacaksın? Başka hayvan kesip mi katacaksın ona? Nasıl olacak bu iş? Bu batıl bir iştir. Bakın, biz ne diyoruz kardeşlerim? Kurban alırken bile kurbanı yapmak niyetiyle almayın. Ya keseceğiniz zaman kurbana niyet edin. Niye? Çünkü sen şimdi bir kurban aldın ve 4 kişi bir hisseye girdin. Getirdin, sonra 5. 6. kişiler zuhur etti. Ya bak, kurban etmek niyetiyle o hayvanı almadıysan onları katabilirsin. Hiç kerahat yok. Mis gibi. Kat 7'ye tamamla. 4'ü 7'ye tamamla. 5 yap, 6 yap. Caizdir. Ama sen hayvanı kurban etmek niyetiyle aldın ya, kurban kastıyla. Ondan sonra getirdin. Başkasını da ben hisseye katabilir miyim diyorsun. Bu ne oldu? Bu gene caiz olur ama kerahatle caizdir. Mekruhtur yani. İmam-ı Azam Efendimizin fetvası bu yöndedir. Şimdi peki kasaptan kiloyla efendim hisse almak caiz midir? Asla caiz değildir. Çünkü burada kurban kastı yoktur cemaat-i müslümin. Direkt et alışverişi, ticareti. Ha gitmişsin kasaptan et almışsın. Ha efendim kurban aldım diye hisse satın almışsın. Bunda hiçbir fark yoktur. Sadece ifade farklılıkları vardır. Onun için buna kardeşlerimiz çok dikkat etsinler. Kasapların sattığı kilo etle hisse caiz değildir. Çünkü bu bir ibadettir. Bu et yeme merasimi değildir sadece. Et de yiyelim. Efendim, istifade edelim. Ama sadece et yeme değildir bu. Bu bir ibadettir Kurban Bayramı.